Bölüm 6. 7 yardımcı. İsa'nın öğrencilerinin sayıca çoğaldığı o günlerde Grekçe konuşan Yahudiler günlük yardım dağıtımında kendi dullarına gereken ilginin gösterilmediğini ileri sürerek Aramice konuşan Yahudilerden yakınmaya başladılar. Bunun üzerine 12'ler bütün öğrencileri bir araya toplayıp şöyle dediler: Tanrı sözünü yayma işini bırakıp maddi işlerle uğraşmamız doğru olmaz. Bu nedenle kardeşler, aranızdan ruhla ve bilgelikle dolu 7 saygın kişi seçin. Onları bu iş için görevlendirelim. Bizse kendimizi duaya ve Tanrı sözünü yayma işine adayalım. Bu öneri bütün topluluğu hoşnut etti. Böylece iman ve kutsal ruhla dolu biri olan İstefan'ın yanı sıra Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas ve Yahudiliğe dönme Antakyalı Nikolas'ı seçip elçilerin önüne çıkardılar. Elçiler de dua edip ellerini onların üzerine koydular. Böylece Tanrı'nın sözü yayılıyor, Kudüs'teki öğrencilerin sayısı arttıkça artıyor, kahinlerden birçoğu da iman çağrısına uyuyordu. İstefan tutuklanıyor. Tanrı'nın lütfuyla ve kudretle dolu olan İstefan, halk arasında büyük harikalar ve mucizeler yaratıyordu. Ne var ki, Azatlılar Havrası diye bilinen havranın bazı üyeleri ve Kirene'den, İskenderiye'den, Kilikya'dan ve Asya ilinden bazı kişiler İstefan'la çekişmeye başladılar. Ama İstefan'ın konuşmasındaki bilgeliğe ve ruha karşı koyamadılar. Bunun üzerine birkaç kişiyi el altından ayartarak onlara "Bu adamın Musa'ya ve Tanrı'ya karşı küfür dolu sözler söylediğini duyduk" dedirttiler. Böylelikle halkı, ihtiyarları ve din bilginlerini kışkırttılar. Gidip İstefan'ı yakaladılar ve yüksek kurulun önüne çıkardılar. Getirdikleri yalancı tanıklar, "Bu adam durmadan bu kutsal yere ve yasaya karşı konuşuyor" dediler. "Nasıralı İsa burayı yıkacak. Musa'nın bize emanet ettiği töreleri de değiştirecek" dediğini duyduk. Kurulda oturanların hepsi İstefan'a baktıklarında yüzünün bir melek yüzüne benzediğini gördüler.